işler dönüyor abi burada? Nereden biliyordu bu herifler bizi? Niye başladık gene dandana? Bizi değil, Serdar'ı arıyorlardı. Serdar da hedef değil mi? Niye ama? Bilmiyorum. Ama Eşan onu nereye götürecek onu biliyorum. Nereye? Bundan sonrası bende Tefo. Sen dükkana dönüyorsun. Niye söylemiyorsun bana? Tefo. Benden şüpheleniyorsun değil mi? Serdar'ı ölü istiyorlar. Ne? Serdar'ı ölü istiyorlar. Şebnem döndü bana adresini verdi Serdar'ın. Ama Serdar'ı da öyle istiyorlar. Yok, yok. Tesadüftür. Belki. Belki Şebnem'i de kullanmışlardır. Tabii, tabii öyledir. Belki de. Orada bir ara dedim ki kendi kendime. Keşke vursalar. Keşke vursalar da babamı bitse. Eyşan, bunlar beni bulacaklar kızım. Yolun sonuna geldik. Eskiden olsa affedersin donumda sallardım bunları ya. Artık yaşlandım. Biliyorum babacığım. Ama kendimi de biliyorum. Teslim etmeyeceğim seni onlara. Ne yapacaksın? Ne kaldı? Babamla baş başa bir yılbaşı geçireceğim. Nerede? Metin. Burada yatan ne kadar fakir fukara varsa öğren. Kapa idareye hepsinin borcunu. Ramiz Kara Eskin'in oğlu oldu bugün. Bunları da dağıt. Şu kalsın. O. Oğlumun annesine. Hoş geldiniz Kenan Bey. Burada mıymış benim sultanım? Oh. Küsmesin.
Ağladın mı sen? Ha, yo. Makyaj yapıyordum, fark açtı. Kapa bakayım o güzel gözlerini. Kapa kapa. Kenan, hiç halim yok. Kapa dedim. Bakalım neymiş? Açma sakın gözlerini. Çok güzelmiş. Mutlu musun? Artık olacağım. Artık mutlu olacağım. Üzdüm seni onca zaman. Yok yere huysuzluk yaptın. Bağışla beni. Artık mutlu olacağım. Artık gitme heyecanla. Bizle mi kalacaksın? Öyleymiş benim oğlum. Maşallah. Melek gibi uyuyor, melek. Burada kalamam Rabia. Gidecek misin? Öyle arada mı geleceksin yine? Bu gece gidiyorum. Ramiz Bey, doktorla konuştum. Bir görecek. Sonra İstanbul'a götürebilirsiniz karınıza çocuğunuzu. İstanbul'a mı? İstanbul'a ya. Sizi de götürüyorum Rabia. Bundan sonra hiç ayırmayacağım yanımdan. Ne güzel toplandık. Eski günlerdeki gibi. Gerçi ben o zaman el pençe bekliyordum. Ayakta. Hey gidi günler hey. E boynuz kulağa geçmiş. Tebrik. Sen hepimizden başka çıktın Yusuf. Biz yaşlandık. Sense büyüdün. Bak bak bak, şişinmeye bak. Alırım ben bunun aklını. Önce öp, sonra bir şey hissetmiyorum de. İyi kafa karıştırıyorsun. Sadede gelelim. Silah işi senelerdir benim. Ezelde tecrübe sıfır. Ezel kim? Bu işte tecrübe değil. Zeka konuşur. Bir sus da konuşsun o zaman ha. Yaşınıza hürmet edip geldim. Şimdi siz de benim gücüme hürmet edin. Mesele güzelce kapansın. Çok kırdın kalbimi. Çok. Beni tanıyorsunuz. O işi iyi yaptığımı biliyorsunuz. Dahası neler yapacağımı da biliyorsunuz. Bilmiyoruz. Biz senin neler yapabileceğini bilmiyoruz. Sen kim oluyorsun kardeş? Ben kardeş. Şimdilik burada el pençe duran adamım. Ayakta. Sen iyi bilirsin o hikayeyi. Şimdi sen buradan, tam buradan
O sandalyeye terfi ettin ya. Kolay oldu değil mi? Şıp diye. Geçerken kimseyi sallamadım. İstesem üstlerine basar da geçerdim. Hiçbirinin sesi çıkmazdı. Ama şimdi sen susacaksın, dinleyeceksin. Onlar da konuşup bir karar verecek. Şıp diye. Niye biliyor musun? Çünkü bu adam var ya, burada oturan adam. Sen de onun yapabileceklerini bilmiyorsun. Necip abi, bu herif mi konuşacak? Ben konuşacağım Yusuf. Seneler önce kantarın topuzu kaçtı. Eskiler unutuldu. Kenara itildi. Birçok haksızlıklar oldu. Bu arkadaş haklı. Biz de sesimizi çıkartmadık. Ama bugün bitecek. Çünkü hepsinin karşılığında sen o ihaleden çekileceksin. Dalga mı geçiyorsun benimle? Hepinizin büyüğü olarak ben raconu kestim Yusuf. İhale ezelindir. Son sözüm. Var mı itirazı olan? Kimsiniz ulan siz? Ha? Hepinizi harcarım. Raconmuş. Kabul etmiyorum ulan. Hepinizi yerle bir ederim. Duydunuz mu? Kimsiniz ulan siz ha? Benim elimden işimi alıyorsunuz. Duydun mu ihtiyar? Sana söylüyorum. Gülme diyorum sana. Gülme. Bittiniz ulan siz. Bittiniz. Senin çocuk kim Ramiz? İyi yetiştirmişsin. Ama adını söylemedin. Adını kendisi söylesin Hüseyin. Ben bugün çalışmıyorum. Çalışmıyorum bugün. Böylesi çok iyi. O zaman bir tanıyalım delikanlı ya. Aracın plakasını vermiştim. Ok meydanında görmüşler. İndir beni. İndir beni. Eyşan Serdar'ı kurtarmaya çalışıyorum zannediyor. Bir daha görmesin bizi birlikte. Ha, Temmuz, senden bir şey isteyebilir miyim? Eyşan'ı gözünün önünde yapma. Merhaba. Merhaba. Ne oluyor lan? Çok güzel olmuş. Teşekkürler. Sabahtan beri uğraşıyorum valla. Onu demiyorum. Saçınla makyajın.
Ezel ne zaman gelecek? Bir yılbaşı kokteyli yaptım da tadına baksın diye. Bilmiyorum ki. Belki de kız arkadaşıyla kutlayacak. Ezel'in kız arkadaşı yok. Yok mu? Çok yalnız bir adam galiba Ezel. Ali abi, ne olur bana isteğine güven kardeşim de. Şebnem için mi soruyorsun? Ha. Güvenmem. Neye güveneceğim abi ben? Kime güveneceğim? Hiçbir güvenmeyeceksin kardeşim. Hayat bu tefo. Aynı yerden vurur mu vurur. Kızı seversin, kız seni satar. Affedersin, tutar yine satar. Kızı seversin, kız ölür. Başkasını seversin, tutar o da ölür. Hayat defo. Aynı yerden vurur. Aynı yerden vurur da... Sende daha deşilecek yer kaldı mı? Bir kere daha sevdiğinin kanı elinde, kalbi elinde, yüzünde, her yerinde. Hele de senin gibisi. Senin gibi gözü karası. Hele de o babanın kızı. Her gün hedefte. Yazık lan bana. Senin kalbin kırılıyor. Benimki taş mı? Yazık bana lan. Bir daha mı lan? Yazık bana. Bunları ona da söyleyeceğim mi? Sinekler mide bulandırıyor. Ramiz'e mi güveniyorlar? Ramiz'e inanıyorlar, gençlere güveniyorlar. Ne yapacaksın? Bir adamla başladık. Kıytırık bir gece kulübü dedik. Şimdi herkes konuşuyor. Artık güç gösterisi zamanı. Silahlar çıkacak. Bence kötü zamanlama. Neler planladığımızı unutma Yusuf. Daha iyi bir fikrim var mı? Aslında var. Bence heyet resmen racon kesiyor. Ramiz değil. Senden bir şey istiyorlar. Ödün vermeni bekliyorlar. Çok beklerler. Ama bence vermelisin. Ne bileyim komisyon ver, iş ver. Kendilerini yeniden işin içinde hissetsinler. Kendilerini büyük hissetsinler. Karşılığında? Ezeli iste. Sonra sen kılını kıpırdatma. Bırak onlar halletsin. Alo, Necip abi. Şuraya da bakalım onu. Evet. Bir dakika. Can? Aç istiyorum. Mümtaz amca benim için getirmiş. Sen gelmeyeceksin mi? Dedenleyim. Uzaktayım biraz. Bir sesini duyayım dedim. İyi misin? İyiyim anne. Ama iyi ne oldu artık eve gelebilir miyim? Söz. Ver şunu ya. Ben de konuşayım torunumla ver. Kaplan. Dede. Deden gene yolcu Kaplan. Nereye dedi?
Afrika. Ya. Bu seferki iş uzun. 4-5 sene oralardayım. Mektup atarım. Yazarım sana maceralarımı. Ya anneme söyle, bir dahaki sefere ben de geleceğim seninle. Tamam, söz. Dede, yeni yılın kutlu olsun. Ama şimdi kapatmam gerek. Mümtaz amca süslerin yerini değiştiriyor. Ya. Evet. Seni terk ettiğim yer baba. Başa döndük. İyi düşünmüşsün. Sadece bu gecelik. Sonra tek başınasın. Seni hiç affetmeyeceğim baba. Affetme kızım. Benim kızım babasını kurtardı. Bu yeter. Bu bana ömür boyu yeter Eyşan. İçeri gir baba. İçeri gir. Benim bir alakam yok. Ezel mesaj atmış. Serdar'ı son kez canlı görmek için geldi. Niye de ben harcamıyorum şimdi? Söz verdim de ondan. Başka bir şey için toplandık. Böyle mi olacak? Hep böyle olacaktı zaten Eyşan. Serdar'ı evinden alırken de, eline silah verirken de, kaçacak bir yer bırakmazken de size. Hep böyle olacaktı. Hep sonunda Eyşan en başa dönecekti. Her şeyi geri sarıp ben hep onu orada bekleyecektim. Onlar niye? İçerideki adam. Bir zavallı buldu bizim mahalleden. Kızına aşık bir garip. Bak. Aynen şimdiki kendisi gibi. Al Serdar'ı oradan, koy Ömer'i. Beni al buradan, koy Serdar'ı. Hadi yapalım. O yüzden topladım herkesi. Nasıl yaptınız? Ben her şeyden habersiz seni düşünürken, siz dördünüz böyle bir sokakta mı toplandınız? Nasıl karar verdiniz? Tamam, fikri ortaya Serdar attı. Ama içimi kemiren, ama hayatım boyunca içimi kemiren o soru. Bugün öğreneceğim. Serdar sordu. Peki siz nasıl evet dediniz? Hayır. Ali, sen nasıl dedin? Evet. O kadar kolay mıydı? Evet abi. Cengiz? Hayır Cengiz. Delirmişsin sen. Cengiz Eyşan'ın önünde gerçekleri konuşmaz. Soygunda da birinin öldürüleceğini söylemedi ona. Ama içinden evet diyor. O gece öyle dedi. Hayır. Tabii ki hayır. Eğer hayırsa Cengiz, asıl derdin Serdar'ı kurtarmaksa, ben sana mesaj attığımda niye kimseye söylemedin? Niye Eyşan'a haber vermedin? Vermedi değil mi? Niye yalnız geldin? Oyun oynuyor. Oyun oynuyor. Niye haber vermedin? Çünkü evet diyor. Sıra sende Eyşan. Demeyeceğim. Bu kapıdan da çekilmeyeceğim.
Neyi değiştirir? Oteli boşalttım. Yalnızız. Serdar'ı öldürmeye karar verdik. Ömer için. Teyzen için. Eren için. Senin için. Annen için. Bahar için. Hayır. Şimdi birazdan içeri gireceğiz. Ve 13 yıl önce olması gereken şey olacak. Mert için Neyşan. Mert için. Beni durdurabilir misin? Yapabileceğin her şeyi yaptın. Başka çaren kalmadı. Artık ne yapabilirsin? Hiçbir şey. Hiçbir şey yok ama. Öyle miydi? O zaman da böyle miydi? Böyleydi. O zaman da böyleydi. Ama ben sana onların vermediği küçük bir şansı vereceğim. Gittiler baba. Cidden mi? Gittiler. Eşan gerçekten mi? Yalvardım. Her şeyi dedim. Sonra sen bizim gibi değilsin dedim. Bizim gibi olma dedim. O da gitti. İnanmıyorum ya. İnan baba. Bitti. Kurtuldun. Sen yaptın ya. Senin için bağışladı beni. Canım kızım benim. Şu işe bak ya. Bir sürü oyun oynadık. Sonuncu oyunda kızım babasını kurtardı ya. Ya. Ya ben ne yaptım seni hak edecek ya? Canım kızım benim. Aa, abla unutuyorduk ya. Neyi? Yılbaşını kutlamayı. Muayel baba geldi galiba. Yok ki öyle bir şey. Çocuk muyum ben? (Gülüyor)
Girebilir miyim? Girmesen daha iyi. Ama hediyelerim var. Bizim de var ama sana almadık. Bir fikrim var Can. Şimdi sen bana kızgınsın ya. Haklısın da. Tamam. Küs ol bana, kabul. Hatta bu sene benimle hiç konuşma. Ama gelecek sene artık barışalım. Gelecek sene her şeye baştan başlayalım. Ne dersin? Afiyet olsun. Bari. Apar topar geldik. Ha? Gel yazdırırız sonra, saat 12 olacak. Bak, her şeyi getirttim. Yılbaşı sofrası. Bizim oranın yemekleri gibi olur mu bunlar? Söylenme sen de Hatun. 40 yılın başı bir yılbaşı kutlayacağım ailemle. Keyfimiz de yerinde. Yerinde değil mi? Ne olacak diye? Baba oldum artık. Dur. Radyoyu da açayım ben. Yeni yıla nasıl girersen öyle olurmuş. Böyle yaşayacağız bundan sonra. Ailece, mutlu mesut. Ben işten geleceğim. Hah, buldum. Aç sesini aç. Sonra sen kapıyı açacaksın. Hoş geldin bey diyeceğim. Bak oğlum. Her şeyi unutacağım. Başka hiçbir şey düşünmeyeceğim. Çünkü doğru olan o. Hiçbir şey düşünmeyeceğim. Bu. Burası benim yerim, oğlumun yanı. Burada geçireceğim ömrümü. Ah Ramiza, ah. Ben çocuğu uyutayım da geleyim. Başka.
Saygıdeğer konuklarımıza ev sahipliği yapmaktan kıvanç duyuyoruz. Yeni yılın ilk saniyelerinde dans üzümü Şehrazat burada olacak. Hazır mıyız? Bırakmayacağım mı sen benim yakamı ha? Ramiz. Baba oldum ben baba. Çık artık aklımdan be kadın. Çık. 1975'i karşılıyoruz baylar bayanlar. Bitti dedin. Unuttum dedin. Bitmiyor işte, bitmiyor. Yeni sayım başlasın. 10, 9, 8. Ben seni bir gün bile unutmadım Selma. Ben seninle olamam Selma. Ama bil, 50 sene de olsa karımı da aldatsam, kardeşimi de satsam, kanımı da akıtsam, elimde değil ki. Ben seni seviyorum Selma. Sen olmayacağım. Ama seni hiç unutmayacağım.
Keşke Mert de yetişseydi. Neyse, bir dahaki sefere. Bu sene ben varım Mela teyze. Baba. Mert'e çarpan adam var ya. O adam artık yaşamıyor. Eyşan, yeni yılın kutlu olsun yavrum benim. Senin de babacığım. Bak ne diyeceğim. Eyşan, gülmeyeceksin ama. Ciddi. Dur iki dakika, bir şey deme. Çok geçtin. Yok vallahi bak. Sanki içimden böyle şey oldum. Sanki içimden o içimi yiyen şey çıktı. Eyşan. Bak sahiden diyorum. Olur mu öyle şeyler? Değiştim ben. Olmaz mı? Olur. Niye olmasın? Bugün var ya, kirimi attım ben Eyşan sayende. Hırsımı attım. Canım kızım benim. Güzel günler bizi bekliyor Eyşan. Öyle mi? Hem de nasıl? Bak, bugün bir şey oldu. Kızıma baktım şöyle. Nasıl anlatayım ya? Yani olduğum herifi değil de... olabileceğim adamı gördüm ya kızımda. Yani diyorum ki ben kızım... gurur duydum ben seninle. Yürüyüşünle, kavganla, zekanla. Sana çekmişim demek ki. Yok. Ama diyorum ki işte, ben sana çekeceğim artık. Olur mu öyle şey? Bu bana söylediğin en güzel laftı baba. Allah, ne mutluyum ya. Kızıma kavuştum lan ben. Getir kadehi Eyşan. Kadeh kaldıracağız. Yakışıklı Serdar. Bundan böyle dünyanın en iyi babası olacak. Barıştık mı artık? Şimdilik. Bakacağım hareketlerine. Bu yatakta kim yatardı biliyor musun? Mert abim. Mümtaz amca onu bana anlatıyor. Cennete gitmiş. Ama Mila teyze gitmedi diyor. Gelecek diyor. Gelecek mi? Gelmeyecek. Hadi uyu artık sen.
Mert. Abi. Abi sen burada kal. Kal artık. Kalacağım kardeşim. Artık kalacağım. Hadi git sen.